Merhaba arkadaşlar, Faydalı Bilgi Arbor kanalıma hoş geldiniz. Bugün size programsız kapak resmi nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Yanlış duymadınız, programsız kapak resmi nasıl yapılır? YouTube'larda video yaptığımızda mutlaka bir kapak videosuna, kapağa ihtiyacımız oluyor, kapak resmine ihtiyacımız oluyor. Bunu biz seri bir şekilde Photoshop kullanmadan nasıl yapabiliriz diye düşünürken Adobe Spark diye bir tane program arkadaşlar. Böyle bir şey çıkartmış. Gayet de güzel ve ücretsiz. Ben bunun linkini aşağıda vereceğim arkadaşlar size. Hemen tıklıyoruz. Şu bölümde arkadaşlar ben daha önce oturum açtığım için size önce oturum açlayacak. Siz de burada mail yoluyla oturum hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Hiç şifre falan girmeden. Direkt karşınıza bu geliyor arkadaşlar. Burada İşte arattırmak istediğiniz her neyse YouTube'la ilgili fotoğraf falan YouTube thumbnail dediğinizde karşınıza bu geliyor arkadaşlar. Unutmayın bak. YouTube thumbnail. Yani bize YouTube'la arka plan resmi yapımı gösterecek arkadaşlar. Burada bize hazır resimler var. Şurada gördüğünüz bakın bu şey olanlar sarı olanlar ücretli arkadaşlar. Olmayanlar da ücretsiz. Biz ücretsiz bir şekilde size göstereceğiz ki iş olsun. Gerçekten iş yapalım. Yani insanlara faydalı olalım. Ben buradan hangisini seçsem arkadaşlar? Yani biz buradan bunu seçelim. Daha şekil olsun. Yok. Ben yılbaşını desteklemediğim için bunu seçmiyorum arkadaşlar. Efendim. Nerede olsun, nerede olsun. Yani pek fazla da bir çeşit göstermiyor aslında. Bunu deneyelim arkadaşlar. Create diyoruz buradan. Ve resmimiz açılacak. Resmimizin üzerinde de değişiklik yapılabilir. Yani nasıl yapabileceğiz onu da gösterecek şimdi bize. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi önce biz buraya mesela ne yapıyoruz? Bunu üzerine tıklayalım. Bunu böyle bu şekilde siliyoruz. Buraya programsız kapak resmi yapma diyelim. Evet tam oldu arkadaşlar. Şimdi bakın bu yazdığımız yazının arkadaşlar yani burada bir de rengini falan değiştirebiliyoruz. Buradan bakın color var sağ taraftan. Sağ tarafta color'a tıkladığımızda bize ilgili renkler veriyor. Biz de bunu seçtik. Veyahut da bu olsun. Evet bu daha güzel oldu arkadaşlar. Daha ilgi çekici oldu. Neyse. Şimdi bir de bu var arkadaşlar. Alttakini onu da değiştirelim. Buraya da şöyle yapalım arkadaşlar. 2020 yeni. Daha ilgi çekmesi gerekiyor. Hemen diğer yandan bunun da şeyini değiştiriyoruz. Bunu biraz aşağı çekelim böyle. Ya da şöyle şuraya çekelim daha bir şey olsun. Buradan da büyütebiliyoruz ayrıca. Arkadaşlar. Yani güzel bir şey. Hem programsız hem şey. Yani güzel bir şey. Buradan işte efektlerine. Burada arayacağınız seçenekler arkadaşlar. Yazılara şekil, mekil işte her şey burada var. Ben fazla ıvırdın zıvırdın uğraşmadan ya bunlar çok basit şeyler aslında. Direkt bu şekilde size gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bunu böyle değiştirdim. Hiçbir şekilde programa ihtiyaç duymadık. Sadece internet üzerinden bir girdik sayfamıza. Neydi? İşte Adobe Spark programına girdik. Burada sağ köşede arkadaşlar Dovlant yazıyor.
Burada PNG olarak mı, JPEG olarak mı? Tabii ki bizim işimizde JPEG yapacak. Ve gördüğünüz gibi fotoğrafımız kaydedildi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resmimiz inmiş oldu. Yani kapak resmi yapmış olduk arkadaşlar. İşte bu kadar arkadaşlar. Yani çok basit. Bir başka videoyla karşılaşmak için, bir başka gün için buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler ve mutlu yıllar diliyorum arkadaşlar.